Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Şimdi bugün 20. dersimizdeyiz ve çay partisi yapacağız. Ne demekti o? Geçen haftadan bahsettik. Tüm sorularınızı vesaire yapın, hazırlayın ki bu hafta şey yapalım, ne yapalım? Tüm soruları kafadan çıkartalım. Ondan sonra çarşamba günü ikinci döneme başlayacağız çünkü. Tamam. İkinci döneme başladıktan sonra da bize en çok yanınızda olması gereken kitap Şurabaş Sosyal Yazılar. Bir de Kabala Bilmi kitabı. O yüzden onları da elinizden geldiği yani kısa bir zamanda hallederseniz iyi olur. Derse başlamadan önce Erdemli'nin incilerinden bir şeyler okuyalım. Evet. Ne yazmışlar? Sayfa 133'ten. Bu nesilde bizi düşürdükleri karanlık ve yavanlığı daha önce hiç görmedik. Bu şu sebepledir. Yaradan'a ibadet edenler bile yazılanların sırlarını bağlanmayı terk ettiler. Önümüzdeki durum budur. Yaradan'a ibadet edenler en azından kaynakların içselliğine bağlansalar ve sonsuzluğun ışığının derecesine ulaşsalar tüm nesil onları takip edecektir. Ve herkes düşmeyeceğini bilerek kendi yolundan emin olacaktır. Fakat Yaradan'ın hizmetkarları bile bu ilimden kendilerini uzaklaştırırsa hiç şüphe yok ki bütün bir nesil de arkalarından düşecektir. Ben büyük üzüntü duyduğumdan dolayı bunun ayrıntılarına girmeyeceğim. Bağlusam Zohar'a giriş. Yani insanlar içselliği bırakıp dışsallıkla ilgilendiği için tüm dünya çöküşte diyor. Tamam, uzun lafın kısası bu. Görüyoruz zaten bunu da hayatımıza nasıl yansıdığını. Tamam, dünyevi hayatta da bakarsanız her ülkede bu şekilde sıkıntı var. Tamam. Durum bundan ibaret. Şimdi sorularınız eğer var ise hazır Word'de ya da e-posta ile gönderdiyseniz bana buradan göndermeleri lazım. Yoksa bir şeyler okuyacağız. Bu şekilde devam ederiz. Tamam, her halükarda yapacak bir şeyler buluruz. Tamam, Kabala ilminden biraz okuyalım o zaman sorular gelene kadar. Okuyacağımız şey de elinizde varsa Hareket Zamanı adlı makale sayfa 14. Bu Bağlus Sulam'ın ilk makalelerinden biri. Ve Kabala bilimi biliyorsunuz gizli bir ilim. Geçmişte hiç kimseye anlatılmazdı. Daha doğrusu ikinci tapınak yıkıldığından beri kimseye anlatılmazdı. Ondan önce herkese anlatılmıyordu. Yani dinler çıktıktan beri kimseye anlatılmazdı. Tamam. O yüzden yıllarca gizli bir ilim, bir sır ve bu ilmin etrafında bir sürü işte bilinmeyen bir sürü dedikodular, medikodular yayıldı. Yok 40 yaşına kadar çalışamazsın, yok bu büyücülüktü, yok bu şuydu buydu gibi bir sürü etrafında saçma sapan efsaneler vardı. Ama bakalım Bağlaslam ne diyor, biraz okuyalım zaten. İki sayfa. Ondan sonra soru cevaplara geçeriz. Hareket Zamanı sayfa 14 Kabala Bilimi. Uzun zamandır vicdanım dışarı çıkmak ve maneviyatın özü ve Kabala ilmiyle ilgili derin bir derleme oluşturma. Sonra da bunu insanoğluna anlatma talebiyle bana sorumluluk yükledi. Kim yükledi? Yerden yükledi. Nereden geliyor öyle bir kanaate? Kişi içindeki ifşaya göre gelebilir. Tam Bağlus lan bunları yazmadan önce edinmiş bir insandı. Dolayısıyla kişi realiteye baktığı zaman ne yapması gerektiğini hissediyor. Tamam, insanoğlunun gelişimine göre. Kafasına Canım göre dersteyim, değil yani. bir arayayım. Tamam. Tamam canım. Mikrofonlarınızı kapatın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bu sayede insanlar bu yüce konuları gerçek anlamlarında tümüyle anlayıp öğrenebilecekler. Gerçek. Daha önceleri, arkadaşlar lütfen herkes mikrofonunu kapatsın. Tamam. Daha önceleri matbaa endüstrisinin gelişiminden önce ortalıkta maneviyatın özüyle ilgili hiçbir safsata kitap bulunmuyordu. Bu tıpkı sözlerinin arkasında duramayan neredeyse hiçbir yazarın var olmaması gibidir. Ki bunun basit sonucu da çoğu durumda sorumsuz bir kişinin ünlü olmamasıdır. Dolayısıyla eğer şans eseri birisi böyle bir derleme yazmaya cesaret etse hiçbir yazman bunu kopyalayamazdı. Zira işçiliği için kendisine ödeme yapılamazdı ki. Zira bu çoğu zaman hatırı sayılır bir meblağdı.
Bu yüzden böyle bir derleme daha başından kaybolmaya mahkumdu. O günlerde bilgili kişiler de bu tür kitaplar yazmaya ilgi duymadılar. Zira halkın bu bilgiye ihtiyacı yoktu. Tam tersine onlar bunu gizli odalarda saklamak istediler. Nedeni ise şu sözlerdi. Bir şeyi gizlemek yaradanın yüceliğidir. Manevi çalışmanın özünü ona ihtiyacı olmayan ya da layık olmayanlardan gizlememiz ve böbürlenenlerin ihtiraslı gözleri için vitrinlerde sergileyerek değerini düşürmememiz emredildi. Çünkü yaradanın yüceliği böyle emreder. Bu yüzden gördüğünüz gibi matbaa çıkana kadar kabalistler yazmıyordu bile kitap. Hepsi sır içindeydi, öğrencilerine sır içinde anlattılar. Dışarıya sağa sola hiçbir şey göstermediler. Ancak kitap basmak yaygınlaştıktan ve yazarların artık yazmanlara ihtiyacı kalmadığından kitap fiyatları düştü. Bu sorumsuz yazarların ne var ne yoksa yazmalarına sebep oldu. Para için veya şöhret için. Ancak onlar kendi hareketlerini dikkate almıyor ve çalışmalarının sonuçlarını araştırmıyorlar. Tam Türkiye'de de öyle gördüm birkaç kişi. Türk Kabala ile ilgili kitap yazmış. Böyle adamlar türüyor. Niye? Çünkü kitap yazabilirsiniz artık 1.000 lira. Tamam, 1.000 liraya 1.000 kitap bastırabilirsiniz. O şekilde isteyen herkes kitap yazıyor. Matbaadan beri de böyleymiş. O zamandan beri yukarıda bahsettiğimiz tür yayınlar hiçbir öğreti ya da nitelikli bir kabalistin ağızdan ağza alma olmaksızın ve hatta bu konuyu anlatan daha evvelki kitapların bilgisi bile olmaksızın hatırı sayılır derecede arttı. Böyle yazarlar halkın özü ve onun muazzam hazinesini tanımlamak için kendi boş kabuklarının teorilerini uyduruyorlar ve kendi sözlerini en yüce konularla ilişkilendiriyorlar. Akılsız insanlar gibi. Ve nesil ve nasıl dürüst ve titiz olunacağını ne de bunu öğrenmenin bir yolunun olduğunu biliyorlar. Nesillere yanlış görüşler aşılayıp küçük hırslarından dolayı güneşliyor ve tüm insanoğlunun da gelecek nesiller boyunca günah işlemelerine neden oluyorlar. Tamam, bir sürü tarikat bu şekilde çıktı. Tüm tarikatların çıkması, bir sürü farklı tarikatların olması vesaire bu şekilde. O yüzden görüyorsunuz şimdi tüm dünyanın halini. Son zamanlarda bunların kötü kokuları yükselmeye başladı. Çünkü bu ilmin günümüze kadar gizlendiğini ve binlerce kapı arkasına kilitlendiğini umursamadan bırakın bir kelimeyle sonrakinin bağlantısını anlamayı, kimsenin ilmin bir kelimesinin gerçek anlamını anlayamayacağını umursamadan tırnaklarını manevi ilme batırdılar. Bunun nedeni bugüne kadar yazılan tüm otantik kitaplarda bilgili bir öğrencinin irfan sahibi nitelikli bir bilgenin ağzından duyduğu kelimelerin gerçek anlamlarını zar zor anlayabileceği yetersiz ipuçları olmasıdır. Hiçbir kabalistin kitabı kişi maneviyatı edinmeden anlayamaz. Tamam, birazdan okuyacak olsak ileride Bağlıslam'ın yazdığı şeyleri onun seviyesinde olmadan onun ne demek istediğini anlamak mümkün değil. Bu yüzden de ne diyor? İnsanlar kafalarına göre yorumlar yapmaya başladılar diyor. Ve orada da ok yılanı yuvasını yapar ve yumurtlar ve kuluçkaya yatar ve gölgesi altında düşünceye dalar. Bugünlerde onları gözlemleyenleri iğrendiren ancak kendilerinin zevk aldığı bu tarz komplocular çoğalıyor. Hatta bazıları hadlerini bilmeyip neslin liderlerinin yerlerini üstlenecek kadar ileri gidiyorlar. Tamam, bunu da görüyoruz özellikle. Tüm ülkelerde var, bizim ülkemizde de var. Tamam, neslin lideri olmak. Onlar otantik kitaplardan farklı bildiklerini iddia ediyor ve hangisinin okunmaya değer veya yanlışlarla dolu olup nefret ve öfke uyandırdığını, hangisinin okumaya değmez olduğunu söylüyorlar. Bugüne dek detaylı çalışma işi bir nesilde 10 liderden biri ile sınırlıydı. Şimdi ise cahiller bunu kötüye kullanıyorlar. Dolayısıyla bu konuların halk tarafından algılanması büyük ölçüde yozlaştırıldı. Buna ilaveten bir ciddiyetsizlik havası var ve insanlar kişinin boş vaktinde şöyle bir bakmasının böyle yüce konuları çalışmak için yeterli olduğunu zannediyor. İlmin okyanusuna o melek gibi bir bakışta üstün körü göz gezdiriyor
ve kendi ruh durumlarına göre sonuçlara varıyorlar. Yolumdan dönmeme ve Yaradan'ın rızası için vaktinin geldiğine ve kurtarılabilecek olanın kurtarılmasına karar vermeme neden olan sebepler bunlar. Böylece konuyla ilgili gerçek özün bir kısmını ifşa etmeyi ve insanoğlunu anlatmayı üstlendim. Tam Bağlıstan Kabala ilmini öğretmeye başladığı zaman bu mantıkla öğretiyor. Yani tam anlamıyla tüm dünyaya baktığımız zaman herkesin bir bataklık içinde olduğunu görüyoruz. Ama manevi ilimlerin hepsi sömürgecilerin elinde. Bağlıstan da diyor ki bari kurtarabildiğimizi kurtaralım. İşin özü bu. Tamam, bizim de maneviyatta da Bine-i Baruh olarak yaptığımız şey bunun devamı. Yani kurtarılabilecek olan varsa kurtarıyoruz. Yoksa dünya gittiği yere gidiyor zaten. Konuşacak bir şey yok. Dağıtımı da bu yüzden yapıyoruz. Öğretmeyi de bu yüzden yapıyoruz. Ve tüm çalışmamız da bizleri Bağlıstan'ın izinde bu şekilde. Yani hem kendi manevi değerlerimizde tutunmak, maneviyatta ilerlemek için hem de bu yolda ilerlemek isteyenlere yardımcı olmak. Tamam mı? İnsanın yapacağı hayatta iki şey var. Bir, ruhunu ıslah etmek. İkincisi de diğerlerine bunu yapması için yardımcı olmak. Onun dışında insan bu dünyada hiçbir işi yok. Ama ekmeğini yiyecek, suyunu içecek, normal bir hayat yaşayacak, dünyevi hayatı normal olacak yani. Onun ötesinde yapması gereken iki şey var. Tamam. Makalenin özü bu. Murat sormuş Antalya'dan. Mutlu Hocam, manevi hayata geçtiğimizde ve orada görevimizi yaratanın istediği gibi yaptığımızda dünyevi hayatımızdaki zindelik ve farkındalık daha güçlü olacağını söylemiştiniz. Bu efektifliği iyi yönde işimizde ve hayatımızda kullanabilir miyiz? Şimdi maneviyatta doğamız değişeceği için farklı. Şimdi bak. Bizim doğamız alma arzusu, değil mi? Ve şimdi istiyoruz ki öğrendiklerimizi işimizde, günlük hayatımızda kullanalım. İşimiz, günlük hayat vesaire. Şu anda da kullanıyorsunuz zaten. Tamam, en basitinden haz, arzu arasındaki ilişki olsun. En azından biliyorsunuz ki ne kadar çok şey isterseniz, arzularınız ne kadar çok fazla olursa o kadar çok hayattan tokat yiyeceksiniz. Tamam, bunlar yani pratik şeyler bunlar. O yüzden şimdi adam maneviyatı edinmeden bile kullanabileceği bilgi var, bir erdemlik var. Yani ihtiyacımın ötesine gittikçe, şansımı almaktan yana kullandıkça hayat beni tokatlayacak. Artık dünya eskisi gibi değil. Babalarımız zamanında işte iyi çalışan, çok çalışan bir şeyler ediniyordu. O dönem bitti. Dönemin bittiğini de görüyorsunuz. Net. Şimdi artık hırsızlar, yalancılar, onlar kazanıyor. Tamam, dünya tersine döndü. İşleyiş mekanizması terse döndü. O yüzden ne yapmamız lazım şimdi? Hırsızlık yapıp çalmayacağız tabii ki. Yapacağımız şey o değil. Değişimin arkasındaki mantığı anlamamız lazım. Tamam, şimdi yaratan ne yapıyor? İnsanlar aldıkça mutsuzlukları artacak. Tamam, yeni bir izlenime geliyoruz insanoğlu olarak. O yüzden bugün ne var hayatımızda? Ne kadar çok alsak da mutsuz olduğumuz anlayışı var. Bu yüzden de dışarıdaki insanlar ne kadar çok kendilerini doldurmaya yönelik çalışırlarsa sonucu o kadar hüsran olacak. Şimdi bu bilgilerin içerisinde bile var olmamız daha maneviyata edinmeden kişinin kendisine yön vermesini sağlar. Yani belli ki artık içime doğru değil, başka bir yöne gitmem lazım. Çünkü şu olay, yani kendimi doldurma olayı bitmiştir artık. 21. yüzyılda bu son buldu. Tamam, 21. yüzyılda son diyelim. 21. yüzyılın sonu değil yani. 21. yüzyılda bitti diyelim.
Kişinin kendisini doldurarak mutlu olma olayı artık mümkün değil. Yok öyle bir şey. Okey. Şimdi akabinde kişi maneviyat edindikten sonra ne olacak? Maneviyat edindikten sonra kişi görecek ki esas mutluluk burada değil. Şimdi biz mutluluğu burada sandığımız için maneviyat edince burayı da doldurabiliriz sanıyoruz. Burada hiçbir zaman hiçbir şekilde dolmayacak alma arzumuz. Maneviyatta da alma arzumuz hazla dolmayacak. Maneviyatta yerdanla aramızdaki bağ, bu bağ haz olarak bilinen şey. O yüzden bu bağdan haz almaya başlayacağız. O zaman kişi burayı hiç kafaya bile takmayacak. Tümüyle gereksiz bir şey olacak. Tamam, anaokuluna dönmek gibi. Tamam, şimdi mesela bu yaşta deseler ki seni Murat tekrar anaokuluna göndereceğiz. Çünkü ne yapalım sevgili kardeşim, dünyanın gidişatına adapte olamadın. Sıfırdan başlayacağız. Sen dersin ki nasıl olur? Tamam. Bizde de öyle, maneviyat edindikten sonra bu dünya anaokulu gibi gelecek. Kişi geri gitmek istemeyecek. Çünkü gerçek hayat dediğimiz şey bambaşka bir anlam ve boyut kazanacak. Ve esas mutluluk orada edinilecek. Hepimizin arasındaki bağda. Burada da mutluluk burada. Dünyevi hayatımızda da tek mutluluk insanların arasındaki iyi bağda, sevgi bağında. Başka hiçbir şekilde insanoğlu dünyevi hayatta bile, maneviyatı bir tarafa bırakın, tamam, kişi dünyevi hayatında bile mutlu olabilmesinin bir tek koşulu var. İnsanlarla arasındaki iyi ilişkide. İstediğiniz kadar zengin olun, İnsanlarla aranızdaki bağ iyi değilse hayatın hiç keyfi yok. Bu kadar basit. O yüzden hep insanların mutlu olduğu anlar dostlarıyla, ailesiyle, sevdiği insanlarla geçirdiği o güzel zamanda mutluluğumuz. Onun dışında pek bir mutluluğu yok adamın. Gerisi her şey geçici yani. Gerek kalmayacak yani. Bu dünyayla fazla ilgilenmeyeceğiz. Göreceksin ki zaten boşuna harcamış zaman olacak. Okay. Ondan sonra cuma. Şunu şöyle yapalım. Bir saniye, mail ile gelen soruları da indireyim ben. Hazır olsun onlar da. Onları da şöyle koyalım. Şu şekilde. Okay. Ondan sonra Beril soruyor. Kadınlar neden kabala öğretemez? Çalışma metodları arasındaki farklılıkları çok konuştuk ama öğretme noktasındaki farklılıkları anlayamadım. Bu da kök ve dallardan geliyor. Kök ve dallardan gelen bir uzantı. Bilgiyi herkes aktarabilir. Tamam mı? Maneviyat edinmek istiyorsanız maneviyat Rav'dan gelmeli. Tamam. Maneviyat da bu. Erkek bu. Dişi. Ve kök ve dal. Bu ilişkiye göre gider. O yüzden geçmişte kadın peygamberler vardı, kadın kabalistler vardı. Ama öğretme olarak yoktu. Kök yani niyet ve arzu. Tamam. Kök ve dala göre gitmek durumundayız. Bu dünyada da öyle. Kadın bir sonraki nesli, bir sonraki safayı doğuruyor. Nasıl doğuruyor? Erkek sayesinde doğuruyor. Tamam? O yüzden ışık beyaz erkekten gelir derler. Dişi kadın, kırmızı da anneden. Kırmızı anneden. Sağ çizgi, sol çizgi. Bunların hepsi kök dal ilişkisine göre. Tamam. O yüzden
kadın da bir sonraki manevi seviyeyi doğurması için, yani alma arzusunun bir sonraki seviyeye ulaşması için ne yapması lazım? Erkek olması lazım. Yani erkek ve bayan. O yüzden erkek ihsan eden güç doğada, doğada da alma gücü kadın. İkisi beraber olmak zorunda. Şimdi bunların hepsi bir insanın içinde. Doğru. Ama kök ve dal yasasına göre de maneviyat ne olacak? Üst seviyeden, ihsan etme derecesinden anlatılır, aktarılır. Durumundan ibaret. Doğanın kanunlarına göre gidiyoruz yani. O yüzden öyle. Ayten sormuş. Şükretmek kabalığı bir anlam ifade ediyor mu? Bir şeylere sahip olduğumuz için şükretmek bayağılık mıdır? Yani bu korkumuzdan kaynaklanıyor. Tamam, bir şeylere sahip oluyoruz, teşekkür ediyoruz, şükrediyoruz. Niye? Çünkü iyi bizim için, doyum, dolu oluyoruz. Tamam, alma arzumuz, kabımız doluyor. Şimdi bu kötü bir şey değil. İyi bir şey de değil, kötü bir şey de değil. İnsan doğası böyle. Eğer bir şey bana iyi geldiyse, kabımı doldurduysam, yerden diyelim bana para kazandırdı diyelim. Tamam, diyelim para kazandık. Kabımı doldurdu ve teşekkür ederim dedim. Tamam. Eğer kabım boşaltsaydı, kaybetseydim, diyeceksin ki ne biçim Allah'sın. Bunların hepsi dolayısıyla kişinin koşullarına göre. İleride öyle bir zamana geleceksiniz ki yerden size iyilik yapacak. Gerçekten alma arzunuzda size çok iyi iyilik yaptığını hissedeceksiniz. Tek taraftan düşüneceksiniz, keşke yapmasaydı daha iyi olurdu. Çünkü iyilik adamı bazen yolda düşürür. O yüzden maneviyatta ilerlediğiniz zaman kafanız ters çalışmaya başlayacak. Dünyevi hayatta birisine verseydi size verdiği şeyi, adam zevkten dört keşi olurdu. Size alma kabınızda doyum verecek, sizin kafanızda soru işareti olacak. Keşke yapmasaydın, daha mı iyi olurdu bilmem gibi. Tamam. Onun da kökü yüksek bir seviyeye denk geliyor. Yani yerdanın kişinin alma arzusunu doldurmasındaki ikilemi. Ondan sonra Gurur soruyor İstanbul'dan. İnternette Türkçe çeviri Zohar kitabını bulamadım. Türkçe Zohar yok mudur? Yok. Yok ama çevirmek isterseniz sıkıntı yok. Bekleriz yani, çevirmenlere her zaman ihtiyaç var. Tamam, bekleriz. Canberk soruyor. Mutlu Hocam merhabalar. Selam. Açık konuşacağım. Kendi adıma benim maneviyata gelme sebebim güzel bir hayat yaşama açıkçası. Yerden falan değil. Ve çoğu arkadaşımın da bu sebepten geldiğini düşünüyorum. Bu şekilde edinim sizce gelir mi? Bence gelmez. Bir dakika, bir daha okuyayım sorunu. Kendi adıma benim maneviyata gelme sebebim güzel bir hayat. Hayat yaşama açıkçası. Yerden falan değil. Ve çoğu arkadaşım da bu sebepten geldiğini düşünüyorum. Bu şekilde edinim sizce gelir mi? Gelir. Neden gelir onu da söyleyeyim. Kişiyi buraya getiren de yerden. Tamam. Ne yapıyor yerden? Hepimizi sağa sola götürüyor, getiriyor. Sonra bir şeyin içine sokuyor. Şimdi en azından buraya geldin ve ne dedim biraz önce? Dedim ki en kötü ihtimal yani burada hiçbir artık dünyevi hayattan haz alamayacağınız anlayışına geldiniz. Şimdi sen diyorsun ki ben ama peşinde koşmak istiyorum dünyevi hazların. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Koşacaksın. Erdemli kime denir? Tecrübesi olana. Dünyevi hayattaki arzuların peşinde koşacaksın. Arzularını edinemeyeceğini göreceksin. Ya da edinsen de haz alamadığını göreceksin. Ondan sonra bir sonraki seferde yine görüşürüz. Dersin ki Mutlu Hocam ben şimdi dünyevi hazlardan hiç işim yok. Yerden edinmek istiyorum. Edinebilir miyim? Neden? Bu yanlış bir şey değil bu şekilde gelmen. Kesinlikle değil. Çünkü yerden kişinin içinde Kabala ilminden de bir şeyler edinebileceği hissiyatı veriyor. Tamam. Yani biz buraya geldiğimiz zaman hepimizin alma arzusunda buradan ben bir şeyler elde ederim düşüncesi var. Yoksa olmasaydı gelmezdik. Tamam. Ben de geldiğim zaman dedim ki okey, bu ilim çok güzel. Ne yapıyor? Alma arzumu dolduruyor, tatmin ediyor. Tamam. Ve burada bir şeyler alabilirim.
O yüzden kişinin bu şekilde gelmesi normal, doğal, sıkıntı yok. Devam edeceksin. Tamam, devam edeceksin. Yavaş yavaş anlayışın gelişecek. Anlayış geliştiği zaman kişi değişir. Kişi büyümeye başlar. Olgunlaşmaya başlar. Hayata bakmaya başlar. Erdemlik edindikçe görür ki ben neyin peşinde koşuyormuşum. Tamam, sıkıntı yok. İkisini beraber götürebilirsin. Murat sormuş Antalya'dan. Masonlar Kabala ilminin formunu mu kullanıyor? Yok. Masonlar öyle bir form kullandıklarını görmedim ki bir tanırım da Mason. Yani Masonlarla tanıştığımızda oluyor. Masonlar bilirler kitaplarda bazı kitaplarda ne olduğunu. Ama öyle özel bir şeyleri yok. Masonların kuruluş şeyi de iş. Birbirleriyle iş ortamı. Geçmişten de bilirim. İngiltere'de büyüdüm. Ben Londra'dan da bilirim. Orada masonları. Ve yaptığı kademeleri vardır onların. Ama hatta oradaki kademeleri tanıdıklarına göre oradan oraya mevki atlarlar. Yani iş hayatında falan. Yani öyledir yani. Mason dediğiniz o. Kabala demek bu dünyada yaşarken yaradan ihsan etme niteliğini edinmek için bir çalışma yapmak demek ki bu dünyada yaşarken yaradanı keşfedelim. Ki öldükten sonra öyle bir şey olmayacak diyor Kabalistler. O yüzden bu dünyada yaşarken kişinin yegane amacı yaradanı keşfetmek. Ufuk sormuş. Otantik Kabala'nın Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinde yaygın olduğunu görüyorum. Buna karşın Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde neden daha az ilgi var? Hayat güzel o yüzden. Ama hayatın güzel olduğu yerde adam maneviyatı aramaz. O yüzden güzel binalar dikerler. Ne bileyim hani şeyler vardı. Güzel bir hayat, güzel binalar, güzel bir standart hayatınız falan varsa maneviyatı falan aramazsınız. Ama maneviyatı Kabalistler der ki maneviyatı çöplükte bulursun. Gerçek anlamıyla odur. Yani adam gerçek anlamıyla hayatın çöp olduğunu hissettiği zaman maneviyatı aramaya başlar. Çöp demek çöplüğün içinde yaşıyorum demek değil. Hayat iyi olsa da hayat çöplük gibi hissiyatında olan bir adam. Avrupa'da o yüzden Avrupa'da, Kuzey Amerika'da, hayat Avustralya'da mesela. Avustralya'da kaba çalışan var yani. Yok. Ama o kadar milyonlarca insan var. Çalışması büyük ihtimalle en rahat ülke. Ama maneviyattan o kadar uzak. Ha. Maneviyata en yakın yer neresi? En yakın yer Orta Doğu. Maneviyata. Niye? Çünkü burada sürekli savaş var. Sürekli savaşın olduğu yer, sürekli sıkıntının olduğu yer, sürekli bir türlü insanların yan yana olup da yaşayamadığı yerde, sıkıntıların olduğu yerde, problemlerin olduğu yerde adam sormaya başlar. O yüzden dünyaya da buradan yayılacak. Maneviyat. Öyle olmak zorunda. Kök dal ilişkisi yine. Buradan çıktı. İbrahim zamanında da buradan çıktı. Şimdi Babil bölgesi, tüm o Babil bölgesi, Kuzey Irak, Irak bölgesi. Maymuna dönecek orası. Suriye. Yani zaten döndü maymuna da. İyice. Niye? Babil. Yapacak bir şey yok. Kök dal. Biraz ilerleyelim göreceksiniz. Orta Doğu'dan ne kadar uzak olursa ülkeler maneviyattan o kadar uzaklar. Göreceksiniz, kendiniz göreceksiniz. Ne kadar buradaki merkezden uzaklar, o kadar maneviyattan uzak. O yüzden sağda solda 3-5 kişi uyanır. Ama buraya yakınlaştıkça manevi güç daha güçlü, daha ağır, daha bayağılığı var. Ve o kadar daha güçlü. Doğanın kanunlarında böyle. Çünkü gelişim her zaman merkezden olur. Dünyanın yaratılışında da öyle. Ne yaptı? Yaratan sonsuzluk dünyasını yarattı. Bir tane daha, bir tane iç içe. Bunların hepsi iç içe dünyalar. O yüzden her şey merkezden dışarıya gitmek zorunda. Ve Malkut nerede? Malkut Natsulut. Tamam mı burası? O yüzden hayatın iyi olduğu yerde kimse maneviyatı aramaz. Tam tersine kötü olduğu yerde vesaire. Ama herkes bedel ödemek zorunda. Öyle de bir hesap var. Tamam.
Yani hayatım ne kadar iyi olursa ve ne kadar az katkım varsa rahat hayattan dolayı insanoğluna, o kadar bedelini ödemek zorundayım. Öyle ilginç bir hesap var yaratılışta. O yüzden sanki maneviyattan çok uzak, çok rahat insanlar olduğunu düşünelim. Hayatları, keyifleri yerinde vesaire. Gerçi şimdi herkesin keyfini yaratan kaçırıyor. Kaçırmaya da devam edecek ama niye de bir tersten düşünecek olursak, ne kadar çok az iş yaptıysam maneviyata yönelik, o kadar ağır bedel ödemek zorundayım. O yüzden arzuların en bayağı kısmı nerede? Ahab denilen bölümde. Tamam. En iğrenç arzular. Burası Galgalta Enayim. İhsa etmeye meyilli arzular. O yüzden biz buradayız. Tamam. İhsa etmeye meyilli çalışıyoruz az da olsa. Bu Ahab en bayağı alma arzuları. Böyle üçüncü ve dördüncü bayağılık. Tamam mı? Kök bir, iki diye düşünün. En bayağı alma arzuları. En çok ızdırabı kim çekecek? En bayağı alma arzusu üzerine perdeyi koymazsak. O yüzden şu kısım en son ıslaha gelecek bölüm. Ve darbeyle. Okay. Yaratan hatta bir ışığı var onun için. Neydi? Orpami Mekapzeel diye. Tamam mı? Yaratanın son ıslah ışığı. Alma arzusuna vurduğu son darbe. O yüzden yapacak bir şey yok. Bu dünyada adam rahat ise bizim gözümüzde hoş gözüküyor o. Ama öyle değil. Maneviyatta bedelini ödemek zorunda. Adamın dünyevi hayatı rahat ise pek gelmez. Bir de adamın süreci var. Arkadaşlar dışarıdaki adamın suçu da yok, yanlış anlamayın. Tamam mı? Her insanın gelişimde hepimizin bir süreci var. Biz şimdi tüm sistemin nasıl işlediğini bilmiyoruz. O yüzden maneviyat böyle bir sistem. Aşağıda böyle yansıyor. Tamam. O yüzden biz neden şimdi buradaki bir insan uyandı ve ona göre aşağıda uyanıyor ama ruhun bu kısmı henüz uyanmadı bilmiyoruz. Yani öyle bilgimiz yok çünkü genel olarak sistemin hepsini anlamamız lazım ki bilelim. O yüzden burada insan var, burada da var, bir sürü insan var. Tamam. Ama uyanan diyelim ki insanoğlunda bu kadar. Ve niye öyle olduğunu da bilmiyoruz. Yorumunu da yapamıyoruz. Sokaktaki adamın da suçu yok. İşin açıkçası yok. O yüzden biraz önce ne dedim derste? Maneviyatta uyanan bir adamın işi hem kendini ıslah etmek hem de diğer insanlara da yardımcı olmak. Tamam. Ancak o şekilde. Başka türlü bu vatandaş da ilerleyemez başka türlü. Başkalarına yardım etmeden ilerleyemez. O yüzden gecenin bir vakti buradayız. Tamam mı? Bir kişi dahi olsa, ne diyorum? Bir kişi dahi olsa eğitim merkezi ders verecek. Niye? Bakkal açık. Kim girer, kim çıkar bilinmez. Ama bakkal açık. O yüzden her kim yardım ederse başkalarına o kadar faydası var. Ondan sonra cuma. Eray sormuş. İyi akşamlar. Kongre güzeldi. Duygusallık hakimidi. Ben de ara ara duygulandım. Bizler enkarnelerimizde sürekli erkek olarak mı geldik? Enkarnasyonu tam nasıl kanıtlarız? Bu bana çevrede sorulur hep. Teşekkürler. Çok basit diyeceksin. Şimdi bak, reenkarnasyonlar zor bir şey değil. Şöyle düşüneceksin. Dünkü Eray. Tamam. Bu dünkü Eray. Bugün ise eşittir dün artı bugün. Ups. Şöyle yapalım. Dün artı bugün. Tamam. Ne yaptı Eray?
reenkarnasyon geçirdi. Yani bugün yaşadığın her şey sana ek olarak yeni bir era yaşattı. Yeni bir eraysın sen şimdi. Her gün hepimiz değişiyoruz. Saniye saniye değişiyoruz. Sadece farkında değiliz. Maneviyatta da aynı şekilde. Kişinin hayattan hayata yaşadığı şeyler izlenimler. Hayatımızda başka bir şey yok. Reşimot dediğimiz şey bunlar, reşimot. İzlenimler. Tamam. O yüzden ne oluyor? Bazı insanlar, ne diyoruz çocuklarımız için? Ne kadar zeki bir çocuk. Tamam, her yeni çocuk doğduğunuzda herkesin çocuğu nedense çok zeki. Niye çok zeki? Çünkü çocuk binlerce yıldır tokatlana tokatlana geliyor. Yani yeni de doğmuş olsa, onca tokattan geçen adamın elbette aklı biraz çalışmaya başlar bebekte olsa. O yüzden hepimizin içinde yılların reenkarnasyonu izlenim olarak birikim halinde. O yüzden çocuk doğduğu zaman ne yapıyor? Cep telefonunu veriyorsunuz eline, hemen kulağına götürüyor. Uzaktan kumandayı veriyorsunuz, düğmeye basıyor. Ağzına atmıyorlar artık. Düğmeye basıyor. Tamam. Niye? Hepsi izlenim. Tamam. O yüzden bunların hepsi doğadan gördüğümüz şeyler. Kişiye makul ve mantıklı bir şekilde bu şekilde açıklıyor. Bak, doğadan böyle görüyoruz. Yani yeni doğan bir çocuk bizim dünyamıza hazır bir altyapıyla geliyor. Sıfırdan her şeyi öğretmiyor. Sıfırdan her şeyi öğrenecek olsaydık hayvanlar gibi olurduk. Tamam? Özel hayvan gibi olurduk. Ne yapardık? Gelişemezdik. Ne olurdu? Yaşadığım her şeyi tak unuturdum. Yani sıfırlanmış olurduk hepimiz her zaman. Hayvan seviyesinde gibi. Hep sıfırlandık. Sıfır beyinle, anne babadan gördüğümle kalırdım. Bir önceki nesil bir sonrakini geliştiremezdi asla. O yüzden ne var? Büyüyen egoizm var bir taraftan. Değil mi? Nesiller boyunca. Büyüyen egoizm var. O egoizmin içinde de her bireyin, insanoğlunun başlangıcından bu yana o egoizmle birlikte yaşadığı tüm izlenimler var. Bu yüzden şimdi dünyanın her tarafına eğer seyahat ediyorsanız görürsünüz. İnsanlar üç aşağı beş yukarı her yerde aynı artık. Arzuları aynı, düşünceleri aynı, istedikleri şey, her şey aynı. Tamam, dili dini farklı ama aynı kategoride. Herkes kategori kategori aynı. Piramit şeklinde yani. Tamam, cansız, bitkisel, hayvansal konuşan seviye. O yüzden normal hayattan konuşarak söyleyeyim. Her zaman o yüzden kişi, diyelim bu eray, tamam, her zaman bu buraya tekabül eder. Eğer sen bir reenkarnasyonda kalbe, bir reenkarnasyonda kulağa, bir reenkarnasyonda parmaklara denk geleydin, hiçbir zaman ıslah yapamazdın. Ne yapmamız lazım? Hepimizin rolüne, ben bedendeki rolüm olarak o yeri ıslah etmek zorundayım. Sürekli yer değiştirsem nasıl ıslah edebilirim ki? O yüzden yapmam gereken şey bu genel bedende, ruh dediğimiz Adam Harishon'un ruhunda hepimize ait bir yer var. Fixed. Hepimiz bir yere aitiz. Ve o noktayı ben ıslah etmem lazım. O yüzden her zaman erkek gelmek zorunda. Tamam. Çünkü o noktaya hitap etmek zorunda. Ondan sonra cuma. Kongreyi de izlediğinize sevindim. Murat soruyor. Hocam, Rav Michael Lightman kafasındaki minik şapkayla neyi ifade ediyor? Anlamı nedir? Başımızın üstünde yaradan var demek. Hepimiz her zaman adam kafasının üstünde yaradanın olduğunu hatırlamalı. Okay? Elbette bir bez parçasıyla bunu hatırlayamaz insan. Ama burada yaşıyoruz. Tamam, burada yaşadığımız için ne yapıyoruz? Halkın genel kültürüne, geleneklerine, göreneklerine uygun bir şekilde giyiniyoruz. Rav'a sorsanız ki belki şort takunya, tişörtle gelir ders verir. Tamam? Çünkü doğası öyle aslında. Hiç şey yapmaz. İnsanları da hiç ipleyen biri değil. Ama insanların, yani toplumun esiriyiz biliyorsunuz. Çalıştık bu konuyu önce. O yüzden hepimiz ne yapmak zorundayız? Toplumun uygun gördüğü koşullara göre giyineceksin, konuşacaksın, yiyeceksin, içeceksin. Öyleyiz yani. Öteki türlü çünkü dağıtıma zarar verir. Unutmayın, bir kabalistin yegane amacı insanlara hizmet etmek. Kendisine değil. O yüzden ne yapmak zorunda? İnsanların hep onu normal, kabul edeceği şekilde
davranması, olması vesaire lazım. Bu dünya da bizim için de geçerli. Dışarıya toplumun beni kabul edemeyeceği bir şekilde çıkamam ki. Yani ne yapmam lazım? Toplumumuza göre uygun bir şekilde davranmam, giyinmem, kuşanmam lazım ki toplumda desin ki adam bu normal bir adam. Öteki türlü sıkıntı. O yüzden burada da o şeyden dolayı. Tamam. Maneviyatla hiçbir zaman bir alakası yok. Maneviyatla fiziksel hiçbir şeyin alakası yok. Ne kılık kıyafet, ne sakal, ne takke, hiçbir şey. Maneviyatta sadece bir tek şey işler. Adamın kalbi. Nokta. Tamam. Ondan sonra İbrahim soruyor Kocaeli'den. İyi akşamlar hocam. Kabala'da şans diye bir şey var mı? Var. Var. Şans diye bir şey var. Açıklamama gerek yok herhalde. Şans hepimiz biliyoruz ne olduğunu. Maneviyatta da var şans. Kişinin maneviyata edinmesine şans derler. Şans kelimesi İbranice'de mazal kelimesinden. Mazal. Ama bu şans demek. Nozel kelimesinden gelir. Nozel. Tamam. O da damlamak demek. Maneviyatı çalışan bir adama sürekli yerdanın ışığının damlaya damlaya gelmesi sonunda da maneviyata edinmesine şans derler. Kısmet. O yüzden kısmet diye bir şey var. Ama gördüğünüz gibi her şey adamın çabasına göre. Vahdet soruyor. Sorumun devamı. Bu bağlamda soruyorum. Maneviyattaki çoğunluğun duası ne anlama geliyor? Maneviyatta bizler sadece bir onlu grubun erdemliğinden mi bahsedebiliriz? Maneviyatta onlu grubun erdemliği yok. Maneviyatta yaradanın erdemliği var. Ne yapıyoruz? Hepimiz bir grubuz. Bir araya geliyoruz. Tamam. Bir araya geliyoruz. 10, 11, 12 önemli değil. Kaç kişi olduğumuz. Ne yapıyoruz? Hepimiz kalpteki noktalarımızı buraya koyuyoruz. Ve yaradan aramızda oluyor. Yaradan o kalpteki noktaların arasındaki bağda ifşa olur. O yüzden hiçbirimizin bireysel olarak maneviyatta hiçbir şey hiçbir zaman olmayacak. Hiçbirimizin bireysel olarak Yaradan'la da bir işi olmayacak. Onu da söyleyeyim baştan. Sadece dostlar arasındaki bağ endeksli olarak biz aramızdaki bağdan Yaradan'ı edineceğiz. Başka yolu yok. Tamam. Ama hepimizin yaradana olan edinimi kendisine has ve özel olacak. Ama hep aramızdaki bağdan edineceğiz. Yani hiçbir zaman şunu düşünmemeniz lazım. Yaradan bana direkt ifşa oldu. Hiçbir zaman öyle olmaz. Tüm realitenin arkasındaki işleyen gücün sebep-sonuç ilişkisini anlamaya yaradanın ifşası denilir. Ve onun içinde yaşamaya, o hissiyatın içinde yaşamaya. Yani Yaradan'ın eylemlerini hissediyorum, niyetini anlıyorum ama aramızdaki dil realite. O yüzden böyle gökten bir şeyler fırlamayacak yani. Hep aramızdaki o bağda. Bunu kavramak ilk etapta biraz zor olabilir ama değil. O da değil. O da son derece makul ve mantıklı bakın. Biz insanlar olarak hep diğer insanlarla aramızdaki ilişkiden bir izlenim alıyoruz. Öyle değil mi? İyi, kötü, şu, bu. Şimdi öyle bir koşul düşünün. Diyelim ki arkadaşımızla, diyelim ki iş ortağım. Tamam, iş ortağıyız. Bu aramızdaki ilişkide iyi bir iş ortağımı, kötü bir iş ortağımını nereden alıyorum? Yaptıklarından onu tanımlıyorum. O bir şeyler yapıyor, ben bir şeyler yapıyorum. İşlerimiz ya iyi ya kötü. Tamam, ama ne yapıyorum? Yaptıklarına göre onun ne olduğunu öğreniyorum. Yaradan da aynı şekilde bize yaptıklarından onun ne olduğunu öğrenmeye başlıyoruz. O yüzden Yaradan'ı kişi içinde inşa eder aslında. Tamam. O niteliği yani. Yaradan dediğimiz nitelik ihsame ve sevgi niteliği. O yüzden aramızda edindiğimiz şey Yaradan. Canberk sormuş. Kabala kitaplarında Hazreti Musa sıkça arada
Hazreti İsa ile bile ismi geçmiyor. Ama Hazreti Muhammed'in hiç duymadım kabanın Hazreti Muhammed'le olan görüşü nedir, var mıdır? Yok. Yok. Tamam. Yok yani. Yapacak bir şey yok, konuşacak bir şey yok. Kabalist kaynaklarda geçmiyor. İsa ile ilgili birkaç yerde yazılan var. Ham meyve diye. Tamam, kabalistler arasında çalışmaya başlayıp ondan sonra hani biraz önce okuduk ya, kafasına göre öğretmeye başlayan adamları. Kabalistlerin İsa'yı yaklaşımı o. Alırsın, birkaç şey öğrenirsin, ondan sonra insana onu anlatmaya başlarsın. İnsanoğlu buna hazır değildir. Ondan sonra ortaya yepyeni bir din çıkar. Olan bu oldu. O yüzden konuşacak bir şey yok. Kitaplarda da öyle geçer. Kendisi zaten Yahudiydi biliyorsunuz, İsa. İsa'nın arkadaşları da Yahudiydi. Ne oldu? Beraber öğreniyorlardı. İkinci tapınak yıkılma zamanına denk geliyor, Roma İmparatorluğu'nun olduğu zaman. Sürgüne de o zaman çıkıyorlar. Ne demek sürgün? Maneviyattan tümüyle koptuk demek. Ne çıkmak zorunda? Maneviyat yoksa ne olacak? Dışsallık çıkacak. O yüzden ikinci tapınak yıkıldıktan sonra Yahudilik dini çıktı. Sonra Hristiyanlık çıktı. Ondan sonra İslam çıktı. Bunların hepsi üç çizgiyi temsil ediyor. Tamam? Hepsi o yüzden nereden çıkıyor? Yahudilikten çıkıyor. Hristiyanlık var. İslam var. Hristiyanlık, Yahudilik, İslam. O yüzden İslam sağ çizgi olarak bilinir. Sağ çizginin kabukları. Tamam, kabuklar. Yahudilik orta çizginin kabukları. Orta çizginin kabukları. Bu da sol çizginin kabuğu. Hepsi kendileri için alma uğruna yani. Kabuğu. Kabukları. Egoizm. Hepsi egoistçe. Sağ çizgi ne demek? İnanç. Tamam. O yüzden ne vardır? Kör inanç. Tamam. Bizde meşhurdur o fenomen. Kendisini öldürmeye razıdır bu iş için. Tamam. Kör inanç. Sağ çizgide olan bir şey. Sağ çizginin kötü eğilimi. Tamam. Sol çizgi tam egoizm. Her şeyi almak için yaparım. Okay. O yüzden batılılar nasıl gelişti? Egoizmle gelişti. Doğanın kanunlarına göre geliştiler. Ama egoizm ne güzel güzel gelişti. Yahudiler almak için vermek. Orta çizginin kabukları bu. Almak için vermek. Neden ticarette çok geliştiler? Çünkü bir şey sizden almak için size önce bir şey verirler. Akıllıca bir şey. Maneviyattan çıkma bu. Tamam. Hepsinin kökü oradan geliyor. O yüzden durum bundan ibaret. Ne diyeyim ki? Tamam, bunları bilmeniz iyi, nereden geliyor dinler. Tamam mı? Nitelikleri ne? Bunlar maneviyatta da var çünkü. Bu dünyada var olan şey ne? Her şey maneviyattan geliyor. O yüzden maneviyatta sağ çizgi var, sol çizgi var, orta çizgi var. Hepsinin kötü eğilimi var, iyi eğilimi var. Hep her çizgide. O yüzden üç çizginin içinde de üç çizgi var. Bunlar hep böyle gider. Berna sormuş, edindiğimiz bu bilgileri bir sonraki yaşamda hatırlayacak mıyız? Bilmiyorum, olabilir. Ama ben bir sonraki dünyaya, bir sonraki hayata bırakmazdım. Hazır öğreniyorken yapsanız iyi olur. Görüyorsunuz hiç iyiye gitmiyor yani. Bir sonraki safa da çok iyiye gitmeyeceği için hazır öğreniyorken iyi öğrenseniz iyi olur. Antalya'dan Murat sormuş. Hocam dinlerdeki gibi içki, günah vesaire sonuçta alkolik değiliz. Bazı günlerde rakı, balık veya ocakbaşı ayıptır söylemesi yapıyorum. Sıkıntı olmaz. Şarap da maneviyatta var. Yok değil. Maneviyatta yasak yok. Tamam mı? Bir tek uyuşturucuya hayır diyoruz. Tamam mı? Ama içki, şarap, özellikle şarabın manevi kökü var. Şarapın. Erdemlik ışığı demek. Or hohma. Erdemlik ışığı. Tamam. Yemek yemek hohma olarak bilinir. İçmek. İçmek hohma, yemek yemek hasadim. Yani merhamet.
Tamam mı? Yemek merhamet ışığı. Merhamet ışığı. Tamam. O yüzden yemekte ikisi de var. Ne zaman adamın erdemliği merhametten fazla olursa sarhoş olur. Yani ne demek o? Almayı ihsa meyle kıyafetlendiremediğim zaman. Maneviyatta olan bir konsept bu. Tamam. Maneviyatta da var. Kişinin alma arzusu ihsan edemediğinden daha fazla alırsa hazdan, hani zevkten dört köşe olmak derler ya dünyada. Tamam mı? O kadar mutlu oldu ki kafası aklı başında değil. Maneviyatta da var bu. Bu bir konsept. O yüzden şarap erdemlik olarak bilinir. Ha, kim içebilir? Perdesi olan. Yani içtiğimin kontrolü bende. Tamam mı? O yüzden sıkıntı yok. Dostlar arasında da burada da içiyoruz. Arada sırada fazla değil. Her zaman kafamız yerinde. Tamam mı? Her zaman, yani bunu hiçbir zaman kaybetmemiz lazım. Onun dışında kalpleri ısındırmak için sıkıntı yok. Ankara'dan Kılıç. Kişinin farkında olmadan maneviyata edinmesi mümkün müdür? Mümkün değil. Neden mümkün değil? Maneviyat ne demek? Farkındalığa gelmek demek. O yüzden farkında olmadan farkındalığa gelemem. Yani adım adım her şeyin farkında olarak ilerlemem lazım. Sadece bir üst seviye hep bulanık. Tamam. Ama bir üst seviyeyi edinmek için yaptığım çalışmada ne yapıyoruz? Kitapları çalışıyoruz. Hep farkında olarak hareket ediyoruz. Farkında olmak zorundayız ilerlerken. Örneğin bir şizofreni hastasının gördüğü halüsinasyonlar dünyalar boyutuyla ilişkilendirilebilir mi? Yok. Hiçbir zaman ilişkilendirilemez. Tamam, ilişkilendirebileceğimiz şey dünyalar ne demek? Yaradan'la aramdaki bağın derinliği demek. Dünyalar demek farklı bir yerlere gidiyorum ve farklı gezegenlerde bilmem nereleri görüyorum demek değil. Yaradan'la aramdaki ilişkinin derinlikleri dünyalar olarak bilinir. Tamam. O yüzden yani aklı selim olan bir adamın çalışması lazım kabalayı. Tam kabala çalışırken hep aklı selim bir adam olması lazım. Yani realiteye bakışı gerçekçi olması lazım. Beş duyusuyla tümüyle realiteye normal bir vatandaşın baktığı gibi. Gözümle gördüm, duydum, bu böyle diyen bir adam olması lazım. Ayten sormuş İstanbul'dan. Dinler kabalistler tarafından geliştirildi demiştiniz bir dersinizde. Kabalanın kadınlara bakış açısı günümüz dinlerinde yanlış anlaşıldığı için mi? Acaba kadın ikinci sınıf gibi. Kadınlar olmadan erkeklerin maneviyata ulaşabiliyor mu? Biz ne işe yarıyoruz diye sormuş Ayten. Öncelikle kadın olmadan yaratılış olmaz. Tamam. Kadın olmadan erkekten de bir şey olmaz. Kabala'da yazılan her şey yanlış anlaşıldığı için dinler ortaya çıktı. Dinlerin ana konsept olarak, bakın, dinleri ana konsept olarak Yahudilik dinini oturtan adamlar kabalistler. Ama oturttukları zaman prensipler netti, bilinen prensiplerdi. Neyin neden yapıldığı biliniyordu insanlar için. Şimdi bayağılık arttıkça ne oldu? Her okuyan kendi kafasına göre yorumlamaya başladı. Her okuyan kendi kafasına göre, kim daha etkiliyse toplumda, iyi konuşuyorsa kendisi için tarikat oluşturdu. O yüzden dinlerin içinde neden bu kadar çok ayrılık var? Bir sürü cemaat var, tarikat var. Çünkü o adam kendi kafasına göre anlıyor, yorumluyor. Ortaya saçma sapan bir şey çıkıyor. Tamam. Çünkü onların, kabalistlerin oturttuğu prensipler hep kök ve dala göre. O yüzden bu Rambam da söylüyor. Ne diyor mesela Rambam? Diyor ki kadınlara, çocuklara ve ne diyor? Yenilere mi? Çocuklara, kadınlara bir grup daha var. İlmin ihsa etmek için olduğunu öğretmeyin diyor. Öğretmeyin diyor yani kısacası. Tamam mı? Nereden geliyor kız çocuklarına öğretmemek, eğitmemek? Bu tür şeylerden geliyor. Adam çünkü yanlış anlıyor. Arzu, kadının örtünmesi olayı. Ne demek maneviyatta? Kadın alma arzusu. Hepimiz alma arzusuyuz bu arada. Erkekler dahil. Tamam mı? Yaratan sadece alma arzusu yarattı. Alma arzum.
Alma arzumu örtmek ne demek? Kendim için almamak, üstüne perde çekmek demek. O yüzden adamın içindeki kadını örtmesi lazım. Sokaktaki kadını değil. Tamam. Ne demek adamın içindeki kadın? Henüz alma arzusu üzerine bir perdesi yok. O yüzden bu alma arzusu kendisi için çalışıyor. Tamam, kadının erkeğin arkasında yürümesi. Niye? Erkek niyet. Ups. Bunların hepsi bu şekilde değerlendirmeniz lazım. Tamam. Erkek niyet. Alma arzusu her zaman niyetin arkasında olmalı. Niye dört adım arkasında? Çünkü kök 1, 2, 3, 4 seviye bayağılık var. Okay. Bunun hepsi maneviyattan geliyor. Ama doğru anlamazsa adam, perdenin de 4 seviyesi var. Perdede de 0, 1, 2, 3, 4 seviyede bayağılık var. O yüzden alma arzusu niyetin arkasında vesaire. Bunların hepsi buradan geliyor. Bunlar bilinen şeylerdi. Zaman geçtikçe ama herkes kafasına göre bir şey çıkardığı için ne diyor Bağlı Ustam işte? Matbaa çıktı, maneviyat bozuldu. Kadın ne işe yarar? Öncelikle kadın olmadan erkeğin arzusu olmaz hayatta hiçbir şey. Kadın hayatta itiş gücü. Maneviyatta da aynı şekilde. Maneviyatta iyi bir kadın erkeği maneviyata iten birisi. Nasıl sabah eşinizi gönderiyorsunuz işe? Diyorsunuz ki eve ekmek getirmen lazım. Çık çalışacaksın. Niye? Çocuk var. Çoluk çocuk var. Ekmek bekliyorlar. Kira var, mira var. Ne yapmak zorunda erkek? Dışarıya gidip eve ekmek getirmek zorunda. Maneviyatta da aynı şey. Erkek o yüzden dışarıya gitmeli. Işığı alıp eve gelmeli. Yani eve ışık getirmeli. Eve ekmek getirdiği gibi. Para kelimesi İbranice'de kesef. Kisuf kelimesinden gelir. Örtü demek. Tamam. Gümüş. Gümüş oradan geliyor. Niye? Mesela dinlerde de vardır. Gümüş erkekler için. Tamam. Altın kadınlar için diye. Öyle bir anla. Nereden geliyor? Bu da oradan geliyor. Bunların hepsi. Tamam. Alma arzusu. Kadın neden süslü olur? Neden takıları olur? Malhut. Alma arzusu. Dişi. Zohar'da gelinin gecesi diye bir makale var. Yani alma arzusunun yerdanla birleşeceği, bütünleşeceği o koşul. O yüzden malkut ne? Güzel bir arzu. Güzel bir makası var Rabaş'ın. Ne diyor? Güzel bir ev, güzel bir kadın, güzel kablar. Yani güzel bir çeyiz. Ama bunların hepsi sanki dünyeviyattan bahsediyormuş gibi asla adamın içinde yerdanı ifşa etmesi için bir araya getirmesi gereken koşullar bunlar. Ha? O yüzden kadın olmadan dünyada bir şey olmaz. Bir sonraki nesil de doğmaz. O yüzden tüm bayanlar ne yapmak zorunda grupta? Bir sonraki nesilden sorumlu. O yüzden hepsinin dağıtımda görevi var, rolü var, sorumluluğu var. Hepsinin. İstisnasız. Niye? Çünkü çocuklar anneden sorumlu. Evet. Yani anne çocuklardan sorumlu. O yüzden işiniz büyük. Sorumluluğunuz da büyük. Alacaksınız tabii. Beril sormuş. Sizin dersinizde dinlemeden sizin derslerinizi dinlemeden uyuyamaz oldum. Son iki aydır kabala dinlemeden asla uyuyamıyorum. Derslerden biri mutlaka açık oluyor ve 10 dakika içinde uyuyorum. Bu artık bir bağımlılık oldu benim için. Nörolojik bir rahatlama mı sağlıyor? Ben bilmiyorum. Ama uyumadan önce okumak da fena değil. Hatta her akşam uyku öncesi okuma diye bir yazı arkadaşlar Facebook sayfasına koyuyor. Gruptan bir arkadaşın, hatta bu eğitim merkezi moderatörlerden bir arkadaş da o yazıyı kopyalayıp eğitim merkezine her akşam aktarırsa güzel bir sorumluluk olur. Her akşam uyumadan önce de eğitim merkezindeki Facebook grubundaki arkadaşlar, onlar da biz ne okuyorsak
Onlar da akşam uyumadan önce okursa fena olmaz. Ders dinlemek ne kadar dinlerseniz o kadar iyi, ne kadar okursanız o kadar iyi. Dün gece, bu sabah yani gece işte gece 3'te Amerika'ya ders veriyordum. Onlara da aynı şeyi söyledim. Eğer yaşadığınız duyguları aklınızla hep mutabakata getirmek istiyor iseniz çok okumanız lazım kitapları. Ki o duygusal safhaları geçtikçe kişi kitaplardan hatırladığı Kabalistlerin sözleriyle neden neyi yaşadığını anlayabilir ve ilişki kurabilir. Yani yaşadığı duyguyla aklını mutabakata getirebilir. O yüzden okumanız, ders dinlemeniz gayet iyi. Rahatlatıyorsa o da iyi. Çünkü bizde de tavsiye var öyle. Kişi gergin olduğu zaman biraz on sefirotu çalışmalı derler. Tamam, duyguları böyle yoğun olduğu zaman on sefirot kitabını açıp biraz oturup çünkü gerçekten adamı şekle şemale sokuyor. Tamam. O yüzden nasıl iyi hissediyorsanız yapın ama bunları yaparken sadece uyumak yani uyumanın ötesinde de kendinize bilgi eklemek için yaparsanız iyi olur. Talha sormuş. Bir dosta yapabilecek en güzel ihsan somut olarak nedir? İyi bir örnek olmak. Ama manevi yolda ilerlerken iyi örnek olacağız. Hepimiz birbirimize iyi örnek olacağız. Kimseye ne yapması gerektiğini söylemiyoruz. Her dost diğerine iyi örnek oluyor maneviyatta ilerlemek için. Gruba sorumlulukla elinden gelen en güzel ihsanları yaparken kendini yüce görmeden etkisiz sıfır hissetmenin yolu nedir? Bu sadece zamanla olur. Tamam. Zamanla adam mütevazilik kazanır. Neden? Çünkü her şeyi yaratanın yaptırdığını görür. O zaman kendisi yaradanın elinde, ustanın elindeki bir kil gibi şekil şemal aldığını görür. Kendisinin bir hiç olduğunu o zaman görmeye başlar. Ve sadece o koşulda hizmet etmeye hemfikir olarak hizmet eder. Yavaş yavaş. Şimdilik gururunuzla yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Yapın da. Tamam. Ondan sonra Rav Türkiye olarak dostlarla birlik bağını kuvvetlendirmeye odaklanmamız gerektiğini söyledi. Bu bağı en güzel nasıl sağlayabiliriz? Biz Türkiye grubuna bir resim çizebilir misiniz? Bence bunu sorman güzel oldu. Şimdi önümüzdeki dönem biliyorsunuz ciddi bir dönem. Ve Mart ayındayız. Bence sabah derslerinde biraz grup olarak, sorumluluk olarak bir araya gelseniz fena olmaz. Yani rakam olarak. Ama ekranda hep 6 kişi, 7 kişi görüyoruz ama yani tayfayı güzel bir şey, güzel bir tayfa görsek fena olmaz. Yani şöyle her sabah. Onun ötesinde de bana sorarsanız yani yapmanız gereken şey ne? Akşam okumalarını yapıyorsunuz zaten. Ama belki özellikle bu dönemlerde tekrar bir aranızda bir mini kongre gibi bir şeyler yapabilirsiniz. Yani İstanbul'da ya da bir yerde yani yemek olsun şu bu olsun ya da İstanbullular İstanbul'da, Ankaralılar Ankara'da, İzmirliler İzmir'le ama hepiniz Zoom'da beraber bir şeyler yapmanızı bunu beraber düşünmeniz lazım. Ben buradan şey yapamıyorum fazla. Orada olmadığım için. Yani burada olsaydık ayarlardık. Merkez var, şu var, bu var ama grup olarak bir şey yapmanız lazım. Yani biraz daha nasıl bağ sıklaştırabiliriz? Ne yapmamız lazım? Gün içinde mi bir şey yapacağız? Gerçi gün içinde okumanız var, akşam okumanız var. Bunların hepsi var ya da iç çalışmanızla birleştirmek için kendinizi güçlendirecek bir şey yapmanız lazım. İç çalışma, biraz bağımızın iç çalışmada güçlü olması lazım yani. Tamam, onu da güçlendirmek için düşüneceksiniz ne yapabiliriz diye. Birbirimize nasıl yardımcı olabiliriz diye. Sabah dersine kalkamayan arkadaşlara nasıl yardımcı olabiliriz? Tamam. Bizi kurtaracak olan şey sabah dersi. Onu size söyleyeyim. İstediğiniz kadar şey yapın. Ama eğitim merkezini bitirmiş bir arkadaş, hazır grubun içindeyse, bir erkekse, özellikle erkekler için konuşuyorum. Bayanlar da katılabilir de bayanların bazen işte çocuk, ailevi sorumlulukları falan oluyor. Erkekler de
sabah dersi. Yapacak bir şey yok. Görüyorsun ben buradan çıkacağım, eve gideceğim, uyuyacağım, sabah kalkıp derse geleceğim. Yarın Afrika'ya, Avrupa'ya ders vereceğim. Gece onların daha geç saatte onların dersi. Eve daha geç gideceğiz, daha az uyuyacağız ama yine sabah dersine geleceğiz. Sabah dersi olmadan dostlarla bağınızı hissetmek, neden orada olduğunuzu düşünmek, dersten ne elde etmek istediğinizi düşünmek çok zor. O yüzden manen bağ gelmek için derslere odaklanın. Grupta yapabileceğiniz en iyi şey o sabah dersi ekibini güçlü tutmak. Aslı sormuş. Hocam az önce dünyevi hayatı rahat olan insanlar manevi arayışta olmaz dediniz. Durumun istisnaları yok mudur? Şimdi dünyevi hayatı rahat eden derken parası olup da çok rahatsız olan insan da var. Maddi açıdan söylemiyorum. Tamam mı? İnsanın içi rahat değil. İnsanın içinin rahat olmaması lazım. Adamı bir şeyler rahatsız ediyor içinde. Birçok insan var gruba iyi hayattan geliyor. Kötü hayattan gelmiyor. Yani illa da adamın hayatı çöplük değil. Çöplükteyim şimdi iğrenç bir hayatım var. Ay şimdi maneviyatı arayayım diye gelmiyor. Kabalaya gelen insanların çoğu hatta bir kariyerleri var, elleri ekmek tutuyor. Yani bir zorlukları yok öyle. Normal bir hayatları var, bir eksiklikleri yok. Yedikleri önlerinde genelde, yemedikleri arkalarında. Genel olarak o tür insanlar geliyor. Ama hayatın içi boş. O hissiyattan geliyorlar. Tamam. Kabalaya gelen kişi dolayısıyla yani kötü hayat dediğimiz zaman esas kötü hayat kim için var? Parası olup da hiçbir şeyden tad alamayan adam için hayat kötü. Bir tas çorba fakir adam için ziyafet. Ama her şeyin var ise hiçbir şeyin tadı yok. Ama hayatıyla ne yapacağını bilemiyor. O yüzden iyi hayat, kötü hayat derken adamın içinde yani hayatının kötü olduğu hissiyatı ve bunun nedeninin anlamını kafasıyla mutabakata getirememenin getirdiği bir boşluk var. O boşlukla gelir kişi. Ama kötü hayat derken ondan bahsediyoruz. Mevcut Kabala çalışmasından bir kez daha halihazırda bulunan üç büyük din gibi bir kez daha bir dinin doğması muhtemel mi? Yoksa artık bizler sonunda son ıslahı yapabilecek miyiz? Kabala'dan din doğamaz. Neden? Çünkü ihsan etmek üzerine. Ne demek ihsan etmek? Hiçbir şey almayacağım demek. Kime anlatacaksınız hiçbir şey almadan sadece vermeleri için gerektiği, çalışmaları gerektiğini? Hangi dinci kabul edecek bunu? Cennet var mı? Yok. Huriler var mı? Onlar da yok. Ne anlamı kaldı işin? Abi bize gelmez bu çalışma derler. Para yok. Ha. Bir de tam tersine cebinden vereceksin tüm insanoğluna fayda sağlamak için. Kim gelir? Kimse. O yüzden dine dönmez bu. Sadece kalpteki noktası olan adam yani içinde bu dürtü olması lazım. Bu işi halletmem lazım diyen bir adam gelmesi lazım. Gözü bir şey görmeyen. Tamam. Yaratana lanet olsun. Ne istiyorsan yapacağız. Bu işi halledelim. Bir daha gözünü seveyim gelmeyelim diyen bir adam. O yüzden son ıslahı yapacağız. Tamam. Yapacağınıza inanın. Geçen gün bir arkadaş sordu. Yapacağıma inanmakta zorlanıyorum dedi. Dedim ki yapacağına inanmakta zorlanıyorsan yapma baştan. Git dünyevi hayatın tadını çıkar. Çünkü hem dünyevi hayatını rezil edeceksin hem de buraya geleceksin bir de burada da yani mutsuz olacaksın. Yani bir anlamı yok ki. Bu işte şöyle düşüneceksiniz. Bu iş imkansız der tüm dünya. Ama biz tüm dünyaya karşı gidiyoruz. Tüm dünya buna imkansız diyor. Biz de diyoruz ki yok bu mümkün. Biz yapacağız. Tamam önümüzde kabalistler var. Hocamız var. Rab var. O yüzden örneklerden çalışacaksınız. Atatürk gibi olacaksınız. Ne diyor? Herkes para yok, ordu yok, bu yok, şu yok. O da diyor ki sıkıntı yok. O da diyor ki sıkıntı yok. Tamam. Hepsini hallederiz. O yüzden mantığımız bu şekilde olmalı. Tamam. Hiçbir zaman şahsen birisi yapamazsınız dediyse gururuma yediremem.
yapılamaz diye. O yüzden ne kendinize söyleyin, ne de başka bir arkadaşa. Tamam. O zaman hiçbir şey yapamazsınız. Bu işi yapacağız kardeşim, nokta. Bitti. Hepimiz beraber. Mehmet soruyor Eskişehir'den. 600 bin ruh varsa ve bu ruhlar ıslahı tamamlayacak ise 8 milyar insandan sadece bu kadar kişi mi son ıslahı tamamlayacak? Rakamlara bakma. Bana sorarsan çok daha az insan tamamlayacak. Çünkü 600 bin kişilik bir grup görmüyorum, gördüğün gibi. Maneviyatta ama 600 bin dediğim zaman rakamdan bahsetmiyor. Daha önceki dönemlerde açıkladım onu. Üçüncü dönemde yine açıklarım. Ruhun yapısının güçleri var, tamam mı? O yüzden Atik, Arih Ampin, Aba ve İma, şöyle Aba ve İma, Zerampin ve Nukva, tamam mı? Ruhun bu seviyeye gelmesine 600 bin denir. Yani maneviyatta bir güç, bir birikimin potansiyeli olarak düşün. 600 bin kilo gibi. Bunu kaldırmak için 600 bin kilo ihtiyaç var. Öyle bir değer olarak düşün. Rakam olarak kelle gözüyle bakmayın. Maneviyatta kelle yok. Tamam. O yüzden rakamda 600 bin bizler için sadece edinmemiz gereken seviyenin gücü. Ondan sonra Mehmet sormuş Eskişehir'den. Yahudi İsrail kavramlarının anlamı ile ilgili ırksal olmadığını derste işlemiştik. Michael Arman'ın Bir Demek Başak gibi kitabında ise Yahudi ırkının Kabala çalışmasalar bile manevi sorumluluğundan ve çekilen acıların bundan kaynaklandığını yazıyor. Doğru. Ondan sonra ama sorun az, sorun eksik mi geldi burada? Aha. Evet, doğru. Neden onu da söyleyeyim sana. Maneviyatta 4 çeşit insan var. Tamam. Şimdi bak. Nasıl anlatayım bunu? Tamam. Galgalta Einayim dediğimiz kısım var. Onun Ahab kısmı var. Ondan sonra her alt seviyede de Galgalta Einayim ve Ahab var. Tamam. Şimdi bak, her şey kök ve dallara göre gidiyor. İsrailoğulları kalpteki noktası olanlar. Tamam. Maneviyattan bahsediyorum şimdi. Kalpteki noktası olup da kendisini Yaradan'a yönlendirenler, yani ihsan etme niteliğini edinmeye yönlendirenlere İsrailoğulları denir. Adı üstünde Yaşar El, Allah'a doğru demek, Yaradan'a doğru. Yönleri sadece Yaradan'a doğru, yani ihsan etmeye doğru. Kafalarında başka bir şey geçmiyor. Ne bu dünyayı, ne başka bir şey istiyorlar. Biz yardana ihsan edeceğiz. Nokta. Şimdi bu adamlar küçük bir dünya gibi. Minik bir dünya modeli. O yüzden grupta her ülkeden adam var. Her dilden, dinden, ırktan adam var. Tamam, öyle olmak zorunda kabalistik bir grup. Bizim neslimizde. Her çeşit adam olacak. Ki herkesle bağım olsun. Tamam mı? Köklere göre o şekilde. O yüzden ne diyor kabalistler? Yerden bizleri her nesilde her topraklara dağıttı. Tüm topraklara azar azar dağıttı hepimizi. Ki ne olacak? Bunlar akabinde ne olacak? Geçen de anlatmıştım değil mi? Dünyanın her tarafında. Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avrupa, Afrika, Avustralya, ne bileyim Asya, Hindistan vesaire. Tamam, dünyanın her tarafında o şekilde hepimiz varız. Bunlar İsrail oğulları dediğimiz bu.
Ben sizleri her tarafa dağıttım. 3-5, 3-5 diye yazdığı gibi. Şimdi bunlar kökler de böyle. Ama biz her şeyi ne yapmak zorundayız? Bu dünyada da yaşamak zorundayız. O dünya, o yüzden ne var nasıl maneviyatta Moşe, Musa, içimizdeki kalpteki nokta. Tamam? Moşe dediğimiz varlık bir insan değil maneviyatta. Kişinin kalpteki noktasının adı Moşe. Ama dünyada ne oluyor? Dünyada bir dal olarak sembolize oluyor. Yani dünyada, realitede var oluyor. Niye? Çünkü yukarıda yarattıysa yaradan burada olmak zorunda. O yüzden kalpteki noktamız maneviyatta, kalpteki nokta bu dünyada adı Moşe. Musa yani. Tamam? Bizi maneviyata çeken güç. O yüzden ne yapıyor? Mısır'da doğuyor. Egoizmin içinde vesaire. Şimdi aynı şekilde ne yapıyor? Bu realite gelişiyor. Ne yapıyor Mısır'da? Egoizmin içinde halkıyla birlikte halk. İsrail oradaki kalpteki noktası uyananlar var. Onlar da oradaki İsrailoğulları. Bir grup insan. Ama Mısır o zaman nasıl bir yer? Dünyanın en gelişmiş medeniyeti. Amerika gibi şimdiki. Tamam, o zamanın Mısır'ı ne? Bugünün Avrupa'sı, Amerika'sı. Şimdi tamam, realiteyi algılamaktan bahsediyoruz. Kendinizi şimdi bu adamla ilişkilendirin. Biz şimdi tüm dünyanın Babil olduğu bir yerdeyiz. Ve içimizde Moşe diye bir varlık var. Ve bu Moşe, kalpteki noktası bizi maneviyata çekiyor. Maneviyatı çekerken de ne yapıyor? Diğer maneviyata uyanmış arzuları, kalpteki noktaları toparlıyor. Tamam. Dolayısıyla bizim Moşe, kalpteki noktamız Moşe, kime dağıtım yapıyor? Tamam mı? Uyanmaya hazır olanlara. Ama bakın aynı şeyi yapıyoruz. Tamam, tarihte bugüne bakarsanız aynı şeyi yapıyoruz. Tamam. O yüzden hadi Moşe bu sefer mutlu diyelim. Tamam, mutlu diyor ki hey arkadaşlar, güzel bir fikrim var. Yaratılışın bir amacı varmış. Hep beraber edinmek zorundayız. Tamam. Ha mutlu ha Moşe ya da Rav ya da İbrahim. Fark etmez. Yaptıkları şey hep aynı. Şablon olarak düşünün. Tamam. O yüzden ne yapıyoruz? Maneviyatta böyle bir konsept var. O yüzden nerede grup? Grup. Bnei Baruch. Nerede? İsrail'de. Ne yapmak zorunda? Halkı uyandırmak zorunda. Aynı İbrahim'in yaptığı gibi Babil'de. Mantık aynı bakın. Ne yapmak zorunda? Dışarıya gidip anlatmak zorunda. Hey, bizim güzel bir fikrimiz var. Bu hayat çok kuru. Neden gelip hep beraber iyi bir hayat yaşamıyoruz? Maneviyatla. Tamam. Okay. Bunun etrafında kim var? Sonra ne olacak? Diğer vatandaşlar olacak. Yani etrafımızdaki diğer komşular olacak. Tamam. Buradan gelecek. Şimdi dünyevi hayatımızda da böyle yayılacak. Maneviyatta öyle yayıldığı gibi. Maneviyatta ne oluyor? Grup kalpteki noktası olanları çekiyor. Tamam. Ondan sonra kalp, grup bir kalpteki nokta olarak düşün. Ne yapıyor? Etrafındaki halka anlatıyor. Anlatabildim mi mantığı? Tamam, bu mantıkta. O yüzden ne yapmak zorunda? Bnei Baruch. İlk etrafımızda kim var? İsrailoğulları var. Onlar yapmak zorunda bunu. Tamam. Ondan sonra buradakiler yapacak. Etrafımızda başka kimler varsa artık. Orta Doğu. Orta Doğu. Öyle öyle. Buradan başlayacak ıslah. Geçmişte de buradan başladı. Şimdi de burada başlayacak. Hepsi o yüzden buradan çıkma. Hepsi buradan çıkma. Tamam. Kökler burada. O yüzden dışarı, onların da o yüzden öğrenmesi lazım hepsini. Tamam. Ondan sonra cuma. Bir de şey, kök ve dal ilişkisine göre gidersek, tamam mı? İstemeye istemeye onlar bu işi yapmak zorunda kalacak. Gelecekte de nasıl olacak onu da söyleyeyim. Son 5 dakikamız kaldı. Şimdi önümüzdeki yıllarda
Hristiyanla Müslümanlar birbirlerini yiyecek. Tamam mı? O yönde gidiyoruz. İnşallah bizi bulaştırmazlar. Ondan sonra ikisi bir olup İsrail'e çullanacaklar. İsrail'e baskı yapacaklar. İkisi bir olup düşünün. Tamam mı? Ondan sonra bize kim baskı yapacak? Buradaki halk. Tamam mı? Tıpkı geçmişte onları taşladıkları gibi, onlara sövdükleri gibi vesaire vesaire. Aynı şey olacak. Tamam. Başımıza gelen tüm problemler sizin yüzünüzden diye Bnei Baruch'a gelecekler. Geçmişte Mısır'dan çıktıktan sonra hikayeyi okursanız çok ilginç. Bakın Mısır'dan kaçıyorlar. Çöle gidiyorlar. İlk yaptıkları şey ne? Bizimki dağa çıkıyor. Aşağıda inek yapıyorlar. Tamam mı? İlk yaptık. Niye? Çünkü çöldeler. Hayatın tadı tuzu kaçtı. Eskiden Mısır'da keyifleri yerindeydi. Hayat güzeldi. Medeni bir ülkede yaşıyorlar. Süpermarket var. Her şey alınıyor. Kredi kartları falan var. Bankalar güzel güzel işliyor. Hayat güzel yani. Ha? Ondan sonra Musa ne diyor? Diyor ki bunlara Moşe bu egoizmin içinde yaşayamayız. Çıkalım. Nereye? Çöle. Tat yok, tuz yok. O yüzden ilk yapmak istedikleri şey ona karşı savaş açıp Mısır'a geri dönmek. O yüzden aralarında savaş yapıyorlar. İlk yaptıkları şey Mısır'dan çıkarken. O yüzden egoizmimiz, kişinin egoizmi de dünyaya yansıdığı zaman nasıl yansıyacak? Bu realiteyi hepimiz nasıl anlıyoruz? Realitenin algılanması dersine göre çalışın. Öyle bir senaryo yaşamak zorundayım ki bu adamların 3000 yıl önce yaşadıklarını ben şimdi modern dünyada yaşayacağım. Şimdi benim halkım var, onları etkilemem lazım. Beraber egoizmden çıkmamız lazım. Yerdana ihsa etmeye gelmemiz lazım. Ondan sonra kim bana karşı dönecek? Moşe'ye karşı kim gelecek? Onlara göre öğreten. O yüzden Bnei Baruch'un da önündeki günler pek hoş olmayacak. Bizim yani buradaki hayatımız açısından söyleyeyim. Yani tüm dünya bu şekilde gitmek zorunda. Sıkışa sıkışa. O yüzden evet o dediğin doğru. Realitenin algılanması açısından aynen bu formatı almak zorunda. Geçmişte nasıl olduysa Mısır'dan çıkış aynı hikaye. Babil'den çıkışla aynı hikaye. Nuh'un gemisiyle de aynı hikaye. Nuh ne yapıyor sel zamanı? Nasıl çıkacaklar işin içinden? Merhamet seviyesini edinmek Nuh'un gemisi. Ne yapmak zorunda? Halkı alıyor geminin içine koyuyor. Selden kurtulmak için yani kendilerine merhamet denilen bir koşul oluşturuyorlar. Tüm dünyada batıyor. Aynı şey akabinde. Hepsi hikaye aynı bakın. Tamam mı? O yüzden kafanız fizikselliğe gitmesin. Gördüğümüz dünyevi hayattan maneviyatı edişimiz filmini izlememiz lazım. Tamam mı? Önemli bir şey bu. Güzel sormuşsun. Laçin sormuş, merhaba hocam. Solda sanki yukarıda yuvarlak masa var. Amelek, Firavun, Yunanlar, nefret ediciler, ayrılık hissiyeti, yalanlar vesaire. Solda neden bu kadar ıslahımızı engelleyiciler var? Eksiklik ve ihtiyacımızın ifşası mı? Sadece solun bize faydası. Solun tek faydası var, ıslah edeceğimiz şeyi gösterir. Tamam mı? Daha onun kötülüğünü görmedik. Amelek falan da hafif ayar. Onlara da bir geleceğiz daha. Onlara da gelmedik. Bizim şu anda dünyevi hayatımızda gördüğümüz şey, tamam küçük şımarık çocuklar gibiyiz. Yapmak istemiyorum abi. Canım istemiyor şimdi. Dışarı çıkayım ben. Bir maç seyredeyim. Tamam, bizim şu anda Amelek'le falan işimiz yok. Amelek falan bir çıksın ortaya. Ondan sonra önce bir korkacağız. Amelek ne demek? Bizi öldürmeye geliyor. Dünyevi hayatlar biraz, dünyevi hayatımız biraz sıkıştırmaya başlasın. Amelek'ten falan bahsederiz. Şimdi anaokulu gibiyiz. Okey, bir dakikamız kaldı. Murat soruyor, evliyiz, maneviyat nasip oldu, edindik diyelim. Eşimizin de edinmesi bizim sayemizde kolay olur mu? Yoksa onun da çok çalışması mı gerekiyor? Sadece sana destek olması bile yeterli. Tamam, bir eşin dünyevi hayatta gibi. Çok dünyevi hayattan çok öğrenmeliyiz bak. Dünyevi hayatta eş ne kadar erkeğe destek olursa erkek o kadar başarılı. Bu böyle. Maneviyatta da aynı şey. Ne kadar destek oldu o kadar başarılısın. Aranızdaki
Sevgi de o desteğe göre artıyor. Çünkü dünyevi hayatta sana destek veriyor. Sen güç alıyorsun. Ona olan sevgin artıyor. Maneviyatta da aynı şey. Bu şekilde her şey. Ondan sonra başka ne var? Okey arkadaşlar, çok soru var gerçekten ve yetişemedik. Okey. Şimdi ne yapacağız? Sorulara geri döneriz. Tamam mı? Cevaplayamadığımız soruları not alın lütfen. Eğitim merkezindeki arkadaşlar, tamam mı? Ondan sonra tekrar üzerinden geçeriz soruların. Olmazsa bir çay partisi daha yaparız. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi salı, çarşamba günü ikinci dönem birinci ders yapacağız. Tamam. Daha önce de söyledim. Rabaş Sosyal Yazılar Kabala Bilimi kitabınız olsun. İkinci dönemi biraz değiştireceğim. Hem biraz bir ders Rabaş yapacağız, bir ders dünyaları işleyeceğiz. Tamam, eskiden sadece Rabaş basıyorduk. Şimdi biraz bir taraftan Rabaş, bir taraftan da içinde bulunduğumuz dünyaların yapısını öğrenmemiz lazım. Tamam mı? Yaratan dünyaları nasıl yarattı? Hangi dünya? Yani entelektüel bir çalışmada yapacağız, duygusal bir çalışmada yapacağız. İkisi beraber olacak. Eskiden ikinci dönem sadece dostlar, dost sevgisi, şu bu basıyorduk. Bu sefer biraz değiştireceğiz. Tekrar siz sorularınızı muhafaza edin. Elimizden geldiğince cevaplayacağız. Ama şimdi sorularınıza bakıyorum burada. Tamam mı? Hepinize genel olarak verebileceğim bir tavsiye var. Tamam, bu sorularınızın hepsi dersleri işledikçe cevap bulacak öncelikle. Tamam, hiçbir soru maneviyatta cevapsız kalmaz. Her sorunun da cevabı var. O yüzden ne yapmamız lazım? Sabırlı olmamız lazım. Tamam, sabırlı olacağız. Makaleler çalıştıkça göreceksiniz ki sorularınızın cevabını siz içinizden keşfediyorsunuz. Ve maneviyatta esas erdemlik öyle gelir. Kişi çalıştıkça cevapları içinden keşfetmez. Tamam. Sorulara da yer var ama kendinize biraz zaman da tanıyın, biraz da sabırlı olun. O şekilde devam edeceğiz. Oldu. O yüzden stres yapmaya gerek yok. Yapmamız gereken şey sabreden derviş muradına ermiş misali çalışmak. Tamam. Hadi kendinize iyi bakın. Çarşamba akşamı bir yaramazlık olmazsa görüşeceğiz. Sevgiler, selamlar.